Merhaba arkadaşlar. Redoks tepkimelerinin 6. videosundayız. Bu video içerisinde indirgen ve yükseltgen madde kavramlarından bahsedeceğiz. Ne öğreneceksiniz? Dediğimizde de burada indirgenme nedir? Yükseltgenme nedir? indirgen madde ve yükseltgen madde nedir? Bu kavramları öğreneceksiniz. Başlayalım. Önce indirgenme ve yükseltgenme. Arkadaşlar, redoks tepkimeleri elektron alışverişiyle gerçekleşiyordu ve redoks tepkimelerinde elektron verme olayına yükseltgenme, elektron alma olayına da indirgenme diyoruz. Örneğin diyelim ki elimizde demir metali var. Element halinde yükseltgenme basamağı bunun sıfırdı ve bir tepkimeye girip 3 elektron verdi. İşte bu durumda ne olur? Demir artı 3 iyonuna dönüşür. İşte burada bunun da yükseltgenme basamağı o zaman artı 3'tür. Bakınız, elektron verdiğinde yükseltgenme basamağı yükseliyor. İşte bu olaya yükseltgenme diyoruz. Yani yükseltgenme dediğimiz elektron vermedir. Farklı birçok örnek yazılabilir. Elektron alma ise indirgenmeymiş. Örneğin, magnezyum artı 2 iyonumuz olsun, 2 tane elektron alsın ve magnezyum Metaline dönüşsün. Yine element haline dönüştüğünde değerli sıfır. Bakınız ne oldu? Elektron aldığında değerli indi. Artı 2'den sıfıra. İşte bu bir indirgenme olayıdır. Yani elektron alınması indirgenme, elektron verilmesine yükseltgenme olayı diyoruz. Örneğin metalik sodyum elementinden ve klor gazından yemek tuzunun oluşumu bir redoks tepkimesi. Neler oluyor bakalım. Öncelikle elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdı. Yani burada sodyum sıfır. Klor da sıfır element halinde oldukları için. Bileşikte sodyum 1A grubunda olduğuna göre sabit artı 1 alır. Klor 7A'da metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi 1 alır. Bakınız ne olmuş burada? Sodyum sıfırdan artı 1'e elektron vermiş. Demek ki burada yükseltgenme olayı gerçekleşmiş sodyum metali yükseltgeniyor. Klorun durumuna baktığımızda sıfırdan eksi bire elektron almış. Elektron alma indirgenmeydi bakın değerliği de sıfırdan eksi bire iniyor. Dolayısıyla burada da indirgenme olayı gerçekleşmiş. Redoks tepkimelerinde yükseltgenme ve indirgenme olayları bir arada gerçekleşir. Bir yükseltgenen varsa kesinlikle bir indirgenen de vardır. Bir ya da birden fazla önemli değil. Yani birisi yükseltgenirken orada indirgenen bir, bir şeyin olmamasının mümkünatı yoktur arkadaşlar. Redoks tepkimelerinde yükseltgenme ve indirgenme olaylarını yarı tepkimelerle de gösterebiliyoruz. Şimdi gelin bunlara bakalım. Önce Burada verilen bir tepkime var. Bunun e, yarı tepkimelerini yazacağız ama önce bir yükseltgenme basamaklarını bulalım. Alüminyum elementel halde yükseltgenme basamağı sıfırdır. Çinko sabit artı iki yükseltgenme basamağına sahipti. Klor metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağını alırdı. Alüminyum sabit artı üç yükseltgenme basamağında yine klor metalle yaptığı için eksi bir. Çinko elementel halde sıfır olacak. İncelediğimizde bakın alüminyum sıfırdan artı 3'e değerli yükselmiş. Yani yükseltgenmiş. Demek ki elektron veriyor. Çinko ise artı 2'den sıfıra değerli inmiş. Yani indirgenmiş. Klorun olayla hiçbir alakası yok. Yani indirgenme yükseltgenmeye katılmamış. Olay alüminyum ve çinko arasında gerçekleşiyor. Bu tepkimeyi şöyle de görebilirsiniz. Bizim burada Klorla bir işimiz olmadığına göre sadece yükseltgenen indirgenen maddeler üzerinden de şu şekilde yazabilirim. Alüminyum katısı artı çinko artı 2 iyonları. Ürünlerde de alüminyum artı üç iyonları artı metalik çinko diye. Bu şekliyle de yazabilirim. Dediğim gibi klorun olayla bir ilgisi yok. Şimdi yükseltgenme yarı tepkimesini yazacak olursak yükseltgenen maddemiz kimdi bizim? alüminyum sıfırdan artı 3'e yükseltgeniyordu. O zaman diyeceğiz ki alüminyum katısı ya da atomları alüminyum artı 3'e yükseltgeniyor. Ve bu sırada 3 tane de elektron veriyor her bir atomumuz. İndirgenme yarı tepkimesini yazarken ise çinko üzerinden yazacağım. Çünkü çinko artı 2 iyonları indirgeniyor. Diyeceğim ki çinko artı 2 suda Metalik çinkoya indirgendiğine göre ne olmuş olacak? İki tane elektron almış olacak. Ve çinko metali. Yani elektron verme, yükseltgenme, elektron alma, indirgenme. Şimdi redoks tepkimelerindeki en önemli özellik, evet kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunuyor ama alınan verilen elektron sayılarının da eşit olması lazım. Bunların örneklerini çok göreceksiniz. Dolayısıyla benim yukarıdaki tepkimeyi 2 ile aşağıdaki yarı tepkimeyi 3 ile çarparak alınan verilen elektronları eşitlemem lazım. Bakın aşağıya yazayım onu. Fiziksel halleri yazmayacağım. 2AL, 2AL artı 3, 6 elektron verildi. 3ZN artı 2, artı 6 elektron, 3ZN diye. Ki böylece alınan verilen elektron sayısı eşit olacak. Bunları topladığımızda da denklemi elde edeceğiz. Kaldı ki biz şunu yapacağız. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlerken çarptığımız şu kat sayıları ileride göreceksiniz. Bu maddelerin önüne koyacağız. Alüminyumları 2 ile çinkoları 3 ile çarptığımda hem atom sayılarını denkleştirmiş olacağım hem de alınan verilen elektron sayısını eşitlemiş olacağım. Aynı şey yukarıda da yapabilirdim. Hiç fark etmezdi. Bakınız alüminyumları 2 ile çinkoları 3 ile çarptım. Klorları sayarsanız da 6 klor giriyor. 6 klor atomu çıkıyor. O da eşit olurdu zaten. Bunlar da redoks tepkimelerinde e, yükseltgen ve indirgenme olaylarının yarı tepkime ile gösterilmesidir. Gelelim indirgen ve yükseltgen madde kavramlarına. Şimdi dedik ki elektron veren yükseltgeniyor. Elektron alan indirgeniyor. Bakın şurada suyun oluşumu üzerinden gidelim. Sonra yukarıdaki kavramlara bakarız. Suyun oluşumunda hidrojen, Element halde yükseltgenme basamağı 0, oksijen element halinde yükseltgenme basamağı 0. hidrojen artı 1 oksijen eksi 2'dir. Şimdi bakın ne olmuş hidrojen 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Yani hidrojen burada yükseltgeniyor. Ve elektron veriyor. Pekala, oksijene bakalım. 0'dan eksi 2'ye. Ne yapmış? indirgenmiş. Neden indirgenmiş? Çünkü elektron alıyor. Pekala. Şimdi hidrojen yükseltgeniyor ve elektron veriyor. Peki bu elektronu kime veriyor arkadaşlar? Oksijene. Dolayısıyla oksijeni indirgiyor. O nedenle kendisi yükseltgenen madde karşısındakini indirgediği için indirgen madde olarak tanımlanır. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Oksijene baktığımda oksijen elektron alıyor ve indirgeniyor. E bu elektronu kimden alıyor? Hidrojenden. Dolayısıyla karşısındakini yani hidrojeni yükseltgemiş oluyor. O yüzden de indirgenen maddenin yükseltgen madde olduğunu ya da yükseltgen özellik gösterdiğini söylüyoruz. Yani bir redoks tepkimesinde kendisi elektron alıp indirgenirken karşısındakini yükseltgeyen maddeye yükseltgen madde denir. Elektron verip yükseltgenirken karşısındakini indirgeyen maddeye de indirgen madde denir. Etken edirgen olayı yani arkadaşlar. Şimdi örneklerle biraz daha pekiştirelim. Gelin tüm bu kavramları bir örnek üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Şimdi tepkimeye baktığımızda magnezyum başlangıçta bakınız element halinde olduğu için yükseltgenme basamağı sıfır. Ne olmuş sonra tepkime de? Artı 2'ye yükselmiş değerliği yani yükselt gelmiş. Gümüşe baktığımızda başlangıçta artı 1 sonra metalik hale geçtiğine göre 0'a gelmiş. Yani gümüş artı iyonları indirgenmiş. Şimdi burada arkadaşlar magnezyum 2 elektron veriyor ve yükseltgeniyor. Yani magnezyum için diyeceğiz ki elektron verir ve yükselt Güzel. Gümüş iyonlarına baktık. Gümüş iyonları artı birdi. Sonra metalik gümüşe dönüştüğüne göre elektron almış. Peki elektron aldı ve indirgendi. İndirgenir. Pekala. Şimdi bu tepkime de elektron alışverişi olmuş. Magnezyum elektron vermiş. Kime vermiş bu elektronları arkadaşlar? Gümüşe vermiş çünkü gümüşte iyonları da elektron alıyor. O zaman magnezyum burada gümüş artı iyonlarına elektron verdiği için Ag artı iyonlarını indirgiyor. O yüzden de magnezyum atomlarına e, iyonlarını indirger yazamadım. Şuraya indirger diyeceğiz. O yüzden indirgen özellik gösteriyor. Ya da indirgen maddedir diyoruz. Bakınız kendisi yükseltgendi. Gümüş iyonlarını indirgediği için indirgen madde oldu. Gümüş iyonlarına baktığımızda elektron alıyor ve indirgeniyor. Kimden elektronu alıyor? Magnezyum atomlarından. Dolayısıyla Mg atomlarını yükseltiyor. O zaman burada gümüş artı iyonlarımıza da yükseltgen madde diyoruz. Karşısındakini yükseltgiyor olduğu için indirgenen maddede yükseltgen madde ya da yükseltgen özellik gösteriyor. Bundan sonraki videomuzda bununla ilgili örnekler yapacağız ama yaygın olarak kullanılan yükseltgen maddeler arkadaşlar oksijen, potasyum permanganat, sülfürik asit, nitrik asit ve hidrojen peroksit verilebilir. Yaygın olarak kullanılan indirgen maddelere ise H2 ve SO2'yi örnek olarak verebiliyoruz. Bunlar yaygın olarak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu yükseltgenme indirgen maddeler. Pekala bir örnek daha yapalım. Sonra diğer videolarımızda başka örneklerle devam edeceğiz. Bir tepkimemiz var. Bu tepkime de boşlukları tamamlayacağız. Bir kere önce tüm e, atomların yükseltgenme basamaklarını bir bulalım. Magnezyum element halinde sıfır. Hidrojen ametallerle bileşiklerinde artı 1 alıyor. Klor eksi 1 almış. Magnezyum bileşiklerinde artı 2. Klor metallerle eksi 1 almış. Hidrojen element halinde 0. Şimdi baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? Magnezyum 0'dan artı 2'ye elektron vermiş. O zaman yükselt genecek. Hidrojen ise artı 1'den 0'a gelmiş. Elektron almış. O zaman indirgenecek. Yani elektron veren maddemiz magnezyumdur. Elektron alan maddemiz hidrojendir. Ama bunu HCl olarak testlerde çoğunlukla görürsünüz. Ama burada HCl desek de elektron alan aslında hidrojendir. Yani şuraya aşağı artıyı da yazabilirim. Peki hangi madde yükselt gelmiş? Elektron veren madde yani magnezyum yükselt gelmiş. Hangi madde indirgenmiş? Elektron alan... H artı iyonları ya da HCl indirgenmiştir diyebiliriz. Elektron veren madde yani yükseltgenen madde karşısındakini indirgiyordu. Dolayısıyla burada magnezyum kendisi yükseltgenirken hidrojeni indirgediği için magnezyum indirgen maddedir. Hidrojen artı birden sıfıra indirgenirken magnezyumu yükseltgediği için HCl'de ya da H artı iyonları da yükseltgen maddedir diyebiliyoruz. Yani tekrar söyleyelim elektron veren yükseltgenir ama karşısındakini indirger. O yüzden indirgen özellik gösterir ya da indirgen maddedir. Bunun tam tersi elektron alan indirgenir ama elektronu karşısındakinden aldığı için onu yükseltgediği için yükseltgen maddedir. Bu videoda yükseltgen ve indirgen ve yükseltgen ve indirgen madde kavramlarından bahsettik. Bundan sonraki videomuzda örnekler çözeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.